Merhaba değerli yatırımcılar, yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu haftaya baktığımızda genel olarak küresel piyasalar geçtiğimiz hafta aslında biraz daha bizden olumlu ayrıştılar. ABD piyasaları cuma günü yatay diyeceğimiz seviyede kapanış gerçekleştirdi. Avrupa piyasaları aynı şekilde. ABD piyasaları ayrıca zirve seviyelerinde işlemlerini sürdürüyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Uzak Doğu piyasalarına baktığımızda ise orada da hafif negatif yatay diyeceğimiz seviyeler söz konusu. Ay başından beri biz genel olarak satış baskısı altındayız ve satışlar devam ediyor piyasada. Genel olarak küresel piyasalar bizden olumlu ayrışıyor. Biz negatif ayrışıyoruz. Piyasadaki zirve seviyelerinden %6 oranında bir geri çekilme yaşadık açıkçası. Şu an için baktığımızda piyasanın güney yatay satışla başlayacağını düşünüyoruz. Yatay satışın ardından 104.500 direnç noktasını test edebilir. Bu noktayı kırması durumunda 105.000 ve 105.500 direnç noktaları söz konusu. Burada önemli olan direnç noktası 105.500 seviyesi değerli yatırımcılar. 105.500 direnç noktasını yukarı yönlü kırması veya bunun üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi durumunda yeniden piyasa yukarı yönlü hareketlerini sürdürür diyebiliriz. Fakat bu noktanın altında kaldığı sürece baskılı bir piyasa göreceğiz diye düşünüyoruz. 104.000'in altına sarkarsa 103.000 ve 102.500 seviyesini takip ediyor olacağız. 102.500 destek noktası ayrıca endeksin 100 günlük ortalamasına denk gelmektedir. Bunu da belirtmekte fayda var. Şu anki haber akışıyla ekstra bir haber akışı gelmezse 102.500 seviyesi ana destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyoruz. Piyasada bu hafta önemli olan, biliyorsunuz ki bugün Kuzey Irak'ta bir referandum var. Referandumun ardından açıklamalar önemli olacaktır. Türkiye'nin atacağı adımlar, yaptırımlar belki olabilir. Bu yaptırımlar önemini artıracaktır. Bu açıklamalara göre piyasada volatilite artabilir. O yüzden bu hafta yatay başlıyoruz. Fakat haftanın geri kalanında volatilitenin artacağını düşünüyoruz haber akışta beraber. Ayrıca Amerika'da da biliyorsunuz ki vergi reformuyla ilgili hareketlenmeler söz konusu. Vergi reformu gerçekleşirse bu doları güçlendireceği için bizim gibi piyasalar biraz daha açıkçası satış baskısı altında kalabilir. Yatay bir haftaya başlamamıza rağmen haftanın geri kalanında gelecek olan haber akışlarıyla beraber volatilite ve işlemlerde hızlılık, hareketlilik artabilir. Dikkat etmekte fayda var. Kabaca baktığımızda tekrardan 105.500 yukarıdaki direnç noktamız, ana direnç noktamız. Aşağıda 102.500 seviyesi var. Bu da ana destek noktamız olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bar içerisinde işlemler devam edebilir. Gelecek olan haberlerin durumuna göre piyasada kırılma yön artabilir diye düşünüyoruz. Ayrıca kur tarafına baktığımızda 3.50 seviyelerinde İşlemlerini sürdüren dolar TL'yi görmekteyiz. 3.52.50 direnç noktamız. Bu noktayı kırması durumunda 3.55 seviyesine doğru dolar TL'de yükselişler devam edebilir. Olası bir gerek çekim yaşanması durumunda 3.48 seviyesini takip ediyor olacağız. 3.48 seviyesinin altına sarkarsa dolar TL'de geri çekimler kademeli olarak 3.47.50, 3.45 seviyesine doğru devam eder diye düşünüyoruz. Kurda da genel olarak biraz daha stabil yatay hareketler var şu anda ama haftanın geri kalanında gelecek olan haber akışla beraber kurda da volatilite artabilir diye düşünüyoruz. Faiz tarafına baktığımızda burada Amerikan faizlerinin ciddi şekilde yükseldiğini gördük. Geçtiği ay başında 2.01 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık faizlerinin 2.20'lerin üzerine çıktığını görmekteyiz. Bizde de 11 seviyelerine yakın, 10 yıllıklarda 11 seviyelerine yakın bir yerde faizler işlem görmekte. Ancak enflasyonun biraz gerilemesiyle veya Amerika'da Amerikan faizlerine baktığımızda burada biraz daha enflasyonu artışı gelmezse ve Trump'ın söylediği reformlar geçmezse, yani strong dolar, güçlü dolardan uzaklaşma devam ederse burada kur tarafında gerileme olur, faizler de geri çekilir. İçeride enflasyon verisinin düşmesiyle beraber faizlerde bir geri çekilme yaşanabilir diye düşünüyoruz. Genel olarak haftaya bakışımız bu şekilde. Volatilitesi yüksek haber akışlarını takip edeceğimiz bir haftaya giriyoruz. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar ve iyi haftalar diliyorum.